Yedon'un Amerika maceralarının yeni bölümünde yoğurt makinesini tanıtacağız. Yoğurt makinemizin şeyi çok basit. Çalışma prensibi. Yoğurdu mayalayıp bunun içine koyuyoruz sütü. Ve bu tabanı sıcak tutuyor. Fişe takıyorsun. 7-8 saate 10 numara yoğurdun oluyor. Ama başlayabiliriz. İlk adım 1 litre süt koymak. Şey kullanıyorum. Tam yağlı süt kullanıyorum. Sonra bu sütü 8 dakikalığına mikrodalgada ısıtacağız. Kullanım kitapçığında yazan şey miktar bu. Kaynama noktasının tam böyle yakınına gelmiş oluyor. Şöyle ısındı. Bunu şimdi soğumaya bırakacağız. Ilık hale gelene kadar beklettik. Bu aleti de fişe takıyoruz. Bu tatlı bir sıcak sıcaklık veriyor. Bunun tek fonksiyonu belli bir ısıda tutmak. Ama şimdi mayalayabiliriz. Mayalamak için kullanacağımız yoğurdun içindeki şey önemli. Bakterilerin canlı olması önemli. Bu yoğurt çok güzel bir yoğurt. Tam yağlı. İçinde de bu yaratıklar var. Thermophilus bilmem ne, Polycolicus, Acidophilus, Bifidus, bla bla bla. Bununla mayalayacağız. Ben bir çorba kaşığı koyuyorum. Önemli olan bu bakterileri şeyle buluşturmak. Sütle buluşturmak. Her şey yoluna giderse 7 saate falan bu yoğurdun içindeki bakteriler sütteki laktozu yiyip laktik asit üretecekler. Bu sütü yoğurda çevirecekler. Bütün yoğurdu erittik. Sütün içinde. Bunun kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra buraya yerleştiriyoruz. Bunu da kapatıyoruz. 7 saat sonra bakacağız. Eğer daha çok hani ekşi olmasını istiyorsanız 8 saat, 9 saat hatta 10 saate kadar çıkabilir. Ben biraz daha tatlı seviyorum. O yüzden benim için yeteri kadar zaman geçti. Bakalım durum nasıl? Üstünde hafif kaymak bile oluşmuş. Gayet güzel. Şu an tabii ılık yani. Bunu dolaba koyacağız. Sabah yiyeceğiz. The next day. Sabah oldu. Yoğurdumuzun durumuna bakalım. Gayet başarılı. Çok güzel, çok tatlı. Koyuluğu da çok iyi. Bir tasty bitirişi yapabilirim o zaman. Oh yes!